Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kamp mevzusunu ben pek fazla sevmem. Yani YouTube'da yer alan insanların paylaştığı işte bilmem ne bitirme kampı. Şunu da şöyle bitiriyoruz. Şöyle olaya giriyoruz kamplarını ben sevmem. Çünkü bu kampların kişiye özel olamayacağını, kişiye entegre edilmeyecek şekilde sunulduğunu ve basit bir şekilde ifade edildiklerini düşünürüm. O yüzden zaten şu anda bu videoda senin işine yarayabilecek 24 farklı kampla karşındayım. İçerisinde TYT'yi tamamen baştan sıfırdan bitirme kampları da var. Aynı zamanda ben TYT'yi zaten bitirmiştim veya sona gelmiştim. Sadece tekrar etmek istiyorum. Bunu zamana yaymak istiyorum kampları da var. Ve aynı zamanda bunlar da yetmez. 24 farklı kamp da senin için özel bir şey oluşturmaz tamamen. Bunlarız kendine özel nasıl yapabileceğinle alakalı birkaç bir şey de paylaşmak istiyorum bu videoda. Başlayalım bakalım. Da süreç içerisinde sana fayda olabilmek açısından oldukça emek gösteriyorum bazı şeyleri araştırabilmek ve bazı şeyleri sana düzgün bir şekilde sunabilmek açısından. O yüzden bu kapsamda kanala abone olarak veya videoları beğenerek bana yardımcı olabilirsen videoların devamiyeti açısından oldukça benim için de faydalı olacaktır ve güzel olacaktır. Şimdiden sürece olan katkın için teşekkür ederim. Devam. Tamam. Şimdi öncelikle dediğim gibi 24 farklı kampla senin karşındayım. Bunların bazıları TT'yi bitirme kampları bazıları TT'yi tekrar etme kampları. İkisinin arasındaki fark ne? İkisinin arasındaki fark şu. TT bitirme kampları şöyle daha yoğunlaşmış yoğunlaşmış ve belli bir süre içerisinde bitirmek isteyenler için tekrar etme kampları da ben gene eksik bir nokta bırakmayayım ancak daha az süre çalışayım. Daha az süre çalışarak da TYT'yi tamamen tekrar diyeyim diyenler için ve aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Şimdi birazdan göreceksin ileride konu sıralamaları olacak haftalara ve günlere dağılmış şekilde. Biz bunları nasıl dağıttık? Yani lan konuları baştan aşağı yazmışsın işte. Bunun nesi kamp? Hayır. Fark edeceksin. Bazı konular 2 hafta sürüyor, bazı konular 1 hafta sürüyor hatta bazıları hemen arkasında başka konu getiriyor olacak. Bunun sebebi şu. biliyorsunuz biz YKS reper paketlerimizi de hazırlıyoruz her sene. Bunları hazırlıyorken bizim derece yapmış koçlarımız her bir konuya ortalama ne kadar süre çalışılması gerektiği alakalı, kaç soru çözülmesi gerektiği ile alakalı bir veri topluyorlar ve bu verileri birleştirip her bir konuya sıfırdan başlayacaksan ne kadar çalışman gerekiyor bunu hesaplıyorlar. Atıyorum sözcük anlam 5 saat, atıyorum isim sorulu sözcükler 13 saat. O yüzden isim sorulu sözcükler 2 hafta sürerken sözcükte anlam 1 hafta hatta yarım hafta kadar daha dayı sürebiliyor. Eğer istersen memnun kalırsanız ilerleyen sürece TET'sinin de AET'sinin de TET AET'sinin de TET artı 11'ini de bu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi ben elimdeki kamplara değinmek istiyorum birazcık aslında somut şeylerle konuşalım. Şimdi telefon üzerinden bakacağız. Şimdi bak burada Şimdi elimizde bizim burada bitirme pdf diye iki tane dosya var. Sana atacağım. Ee, göreceğin linkten bu arada aç. Birazdan nasıl ulaşacağından da bahsedeceğim. Bir formda olmanı isteyeceğim. Şimdi bu linke girdikten sonra görüyorsun. Sıfırdan bitirme ve tekrar iki farklı bizim klasörümüz oluşuyor. Sen diyorsan ki ben TYT'ye daha yeni başladım. Ve bu kamplardan bir tanesini bitirme kampını uygulamak istiyorum. Sıfırdan bitirmeye basıyorsun abi. Bak görüyorsun burada senin önünde 10 hafta var, 11 hafta var, 12 hafta, 13 hafta, 15 hafta. Totalde 10-15 tane seçenek var. Şimdi burada neye göre seçeceksin? Sen diyorsan ki ben TYT'yi 10 haftada bitirmek istiyorum. Gün 5 gün çalışarak, haftanın 5 günü çalışarak günde 12 saat çalışarak bitirmek istiyorum. Yani kısıtlı vaktim var. Günde 12 saat çalışırım abi. Haftanın 5 günü çalışırım. 10 haftada bitir, bitir bana TYT'yi. Bak burada görüyorsun şu anda yükleniyor bizim için. Bu öneriyi geçelim. Bak burada 16'lık 20 sayfalık bir kamp bizim için bulunuyor. Nedir bu abi? Bak Türkçe 10. haftada cümle çeşitleri. Altın bozukluğu ve genel tekrarla bu olayı bitirdiğini mesela kamp bize gösteriyor. bu kampın mevzusu şu. burada mesela birinci hafta yazıyor. Şöyle birinci haftanın altında dersler yazıyor o hafta de hangi dersten hangi konuya çalışacağını görebiliyorsun bu kamp üzerinde. Akabininde de günler yazıyor. O günlerin altında da hangi derse kaç saat çalışacağını yazıyor. Yani şimdi mesela örnek verelim. Sen burada mesela sözcükle anlam, deyimler, vatı sözleri, cümle bilgisi, yorumu ve cümlede kavramları gördün tamam mı? Bu hafta bu iki konuya çalışacaksın. Yani bu şu demek oluyor. Sözcükle anlam konusu bitecek. Yani çünkü arkasından hemen başka bir konu gelmiş. Şimdi mesela açıyorsun ikinci haftaya bak. Cümle bilgisi devam ediyor. Yani demek ki bu ne demek? Cümle bilgisini birinci haftada bitirmeni istemiyoruz biz senin. İkinci haftada da devam etmeni istiyoruz. İkinci haftada bitirmeni istiyoruz. Çünkü sonrasında paragrafta anlam ve anlatım içinleri geliyor. Şimdi ne demek bu? Yani mesela sözcükle anlamın cümle bilgisi var. Günlere bakıyorsun abi. O günde 12 saat çalışmaktı bu. Türkçe 2 saat 1. gün. Türkçe 2 iki saat üç, ikinci gün. 3. Üçüncü, üçüncü, gün Türkçe 2 saat. 4. gün Türkçe 1 saat. 5. gün Türkçe 1 saat. Yani senin 5 gününde de Türkçem var. Nasıl bir dağılım yaparsın. İlk 3 gün sözcükte anlam çalışabilirsin mesela 2-2-2'den. Sonraki 4 ve 5. günde biterse cümlede anlam çalışırsın. Yani yukarıdan aşağı taramaya çalışıyorsun. Matematik kez aynı şekilde. 3 tane konu yazmışız senin için. Mesela matematik her gün var. Bak 3 saat var, 3 saat var, 2 saat var, 3 saat var, 3 saat, saat var sonrasında da. Yani 5 günde matematiğim var. Atıyorum 2 gün temel kavramlar çalışırsın. Bitmezse 3. günde ona çalışırsın. Sonrasında sayı basamakları çalışırsın. Sonrasında bölme bölünebilme çalışırsın hafta içerisinde. Yani dağılım bu şekilde oluyor. Atıyorum konum bitmedi. Bölme bölünebilme kaldı. Bir sonraki haftada kaldı. Sıkıntı değil. Yani bir ikinci haftadaki bölme bölünebilme zaten duruyor bu arada. Bölme bölünebilme kalmasını biz öngörüyormuşuz zaten. Atıyorum yani ne bileyim şey de kaldı mesela burada. Sayı basamakları da kaldı senin için burada. O zaman ne yapacaksın? Sayı basamaklarını ikinci haftada da yapacaksın. Böyle böyle atıyorum yani bir iki konu böyle sekmeye başladı. Programdan sekmeye başladı. Şöyle yapabilirsin. Mesela atıyorum 5. haftaya geldin ama sen daha işte 5. hafta köklü sayılara başlayamıyorsun bile. Çünkü daha dördüncü haftanın mutlak değeri duruyor sende atıyorum. Şöyle yaparsın. Ara verirsin kampa. 5. haftayı ötelersin. Araya bir boşluk haftası bırakırsın. Yetişme haftası dersin buna. Ben tamam şimdi programda eksik kaldım konulara yetişiyorum ben burada. O zaman program bitirme programı senin için bir anda 11 haftaya çıkar. 10 haftada değil 11 haftada bitirirsin. Hiç sıkıntı değil. Şu anda zaten 10 haftada bitirince ödül vermiyorlar sana. Oturtarak bitirmen lazım. Aynı şekilde tekrar mevzularında da bu böyle. Yani atıyorum mesela başka bir program üzerinden verelim. Hep 10 haftalık üzerinden verdik. Buraya hemen değerlendirme geldi. Mesela 15 bir haftalık bir şey olsun. Hatta 6 gün, 5 günlük de olmasın. 6 günlük olsun. Bak mesela burada. Şimdi atıyorum. Sen burada ta 8. haftaya geldin atıyorum unutmaya başladığını hissettin. Tekrar yapmadın. Çünkü bu kamp üzerinde tekrar yok şu anda. Yani zaten videoda bahsedeceğim diye eklemedim tekrarı. Atıyorum 8. haftaya geldin. Konuları genel anlamıyla unutmaya başladığını hissediyorsun. Ya da tekrar yapmak istediğini hissediyorsun. 8. haftayı öteversin 8. haftan senin tekrar haftan olur. İlk 7 haftada öğrendiğin bütün konuların tekrar olur senin için. Sonraki süreçte 8. hafta yeniden başlarsın. 15 haftalık bir program değil senin için. Bak 41 sayfa bu arada bak lütfen videoyu beğenelim. Kant Akademi'nin şu anda oluşturduğu programlar bu. Kant Akademi'yi de takip alabiliriz. EKS paketlerimizi bu prensip oluşturuyoruz. Bu reklamdan sonra yani şunu demeye çalışıyorum. 15 hafta değil 10 hafta olur senin için. 16 hafta olur daha doğrusu. 4 ayda bitirirsin. Sıkıntı değil. Yani bu şekilde kendini entegre edebileceğin bir program oluşturmak, bir kamp oluşturmak istedim senin için. Şimdi mesela başka bir örnek bakalım. Şimdi sıfırdan bitirme değil de atıyorum tekrar etmek istiyorum ben TT'yi. TT tekrar etmek istediğin için saatler birazcık daha ya haftalar daha kısa oluyor ya da saatler daha kısa oluyor. Mesela 2 haftada ben TT'yi tekrar etmek istiyorum. Sadece TT çalışacağım. Sadece TT tekrar edeceğim. 2 haftada bitir bana can diyorsun veya 8 saat çalışacağım diyorsun atıyorum günde. Senin kendi şeyine bağlı dediğim gibi bu. Sana bütün konuları bak böyle sıraladık. Yani tabii 2 hafta olduğu için için çok fazla bir konu dağılımı yapamadık ama çünkü baksana bütün konular şeyin içerisinde böyle yer öyle mesela 10 tane konu tekrar etmen gerekiyor. E tabii 2 haftada tekrar edeceğim bütün teyit ediyorsan bir zahmet 10 tane konudan birer ikişer test çözmen lazım zaten. Buna yapacak bir şey yok. Ben burada aslında daha teknik olabilecek olan şunu deme. Şunu getirmek istiyorum. Şimdi mesela atıyorum senin okulun devam ediyor. 12. sınıf konuları işlemeye devam ediyorsun. Veya işte 11. sınıf konuları işliyorsun. TT vaktin yok. O zaman ne yapabilirsin bu mevzuda? Şöyle yapabilirsin. Şimdi mesela bak ben şöyle bir şey daha oluşturdum senin için. 6 hafta 6 günde 2 saat. Yani ne demek bu? Şu demek. Ben 6 hafta boyunca 12. sınıf konusunu öğreniyorum. Günümün çoğunu ona ayırıyorum. 12. sınıf konularını tekrar etmeye ve pekiştirmeye ayırıyorum. Bana sadece 2 saat kalıyor. Can 6 hafta boyunca bana öyle bir TT kampı yap ki ben bu 2 saat her gün 2 saat çalışarak tyt'nin tamamını tekrar edeyim diyorsan bu bu program tam da sana uygun. Bak tıklayalım bakalım 6 hafta 6 gün 2 saate. Bak şöyle nasıl bir şey bu? Bak görüyorsun ders dersler senin için 2 saat. Her gün çalışabileceğin dersler 2 şer saat şeklinde ayrılmış. Ve aynı zamanda da konularımız bizim için bu şekilde yer alıyorlar. Yani dediğim gibi TNT'yi ben tekrar etmek istiyorum sadece diyorsan. Ve her gün azar azar vaktimi ayırayım diyorsan. Bu program senin için uygun olacaktır. Dediğim gibi dersleri biz burada yine derslerin oranlarına göre yani şimdi her derse eşit vakit ayırmadık. Geometri mesela daha fazla vakit alıyor. Dediğim gibi YKS paketlerimizi oluşturuyorken oluşturmuş olduğumuz tablolardan hareketler bunu oluşturduğumuz için geometri, matematik daha çok vakit alıyor mesela. Biyoloji mesela bak mesela bu hafta biyoloji hiç yok görü gördüğün gibi çünkü hani günde 2 saat çalışacaksan biyolojiye vakit bile ayıramıyoruz. 2 haftada bir birer saat şeklinde var biyoloji mesela. Ya yani bu şekilde ayarlar çekmemiz gerekiyor tabii ki küçük saatli programlara. Ya yani mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela 4 saat çalışacağım dersen ne olur? Yani ben günün yarısında 12. sınıf konularını öğrenmeye devam ederken 6 hafta boyunca TYT'yi de tekrar etmeyi de ihmal etmeyin dedin atıyorum. Mesela bak burada da 4 saat şeklinde ayırdık. Burada biyolojinin saati de daha fazla tabii ki. Matematiğin geometrinin saati de daha fazla haliyle. Ve konuların hepsi burada görelim hatta bakalım. Bak hepsi genel tekrarı geliyor. 6. hafta itibariyle bütün TET konularını bitirebilmiş oluyoruz. Yani genel olarak şeylerimiz böyle programlarımız böyle. Burada bak 8 saat 6 gün 4 saat de var. Yani 8 hafta 6 gün 4 saat de var. Yani ben TT'yi 8 haftada tekrar etmek istiyorum diyorsan da olabilir. Çok isteyeceğini düşünmüyorum ama olabilir. 2 hafta 4 hafta 6 hafta ve 8 haftayı senin için oluşturdum. Kamp mevzusu böyle. Şimdi aynı zamanda sana bir şey daha önermek istiyorum. O kadar kamp dedik. TT'yi bitirme falan dedik. Sana aynı zamanda bu kamp süreci içerisinde paragrafı da bitirebileceğim bir kamp önerisinde bulunmak istiyorum. Sponsorum strateji yayınlarına teşekkür ediyorum. O da kitabım da şu. Gün gün paragraf. Aslında temel prensip daha demin bahsettiğimiz kamptaki prensipleri uygulayabileceğim bir kitap. İçerisinde 45 ayrı gün bulunuyor. Sen her gün bir gününü hallettikten sonra 45 günde paragrafı tekrar edebilme, dönebilme ve pratik edebilme, kendini geliştirebilme şans tanıyor kitap. Kitabın sonunda zaten şöyle bir grafik var. Burada aslında net gelişim grafiğinde net bir şekilde görebiliyorsun. Ben aynı zamanda içerisindeki şeyleri de beğendim. Her günden öncesinde ilk iki gün öncelikle paragrafla alakalı bir konu anlatım bulunuyor. Biliyorsun paragrafa biz 13 saat verdik YKS tablolarımızda. Yani o kadar az buz bir şey değil. Sadece oturup çalışılacak bir şey değil. Çözülecek bir şey değil. Konu anlatımlı çalışmamız da lazım. Bu kitap da aslında ilk başta günlerinin başında genelde paragraf konu anlatımlarına yer vermiş. Özellikle ilk iki günde. Sonraki iki günlerde de burada sana önerilen bir soru çözme süresi var. Genel süreyi gittikçe azaltıyor senin için kitap. Aynı zamanda anda burada paragraf çalışmaları da var her şeyin sonunda bak burada gördüğün gibi. Her gün 20 tane soru çözerek işte bak burada göstereyim bak 9. gün mesela devam ediyor bizim için burada 24. gün içerisinde paragraf soruları bulunuyor. En sonunda artık 40, mesela 45. güne gelelim bak 20, 20 soru 20 dakikada çözmeni senin istiyor. Yani süreyi senin için gittikçe kısaltarak ve çalışmalara yer vererek aslında senin paragraf alanında yetkinleşmeni sağlamaya çalışıyor strateji yayınları. Sponsoruma teşekkür ediyorum dediğim gibi. Yani sen istersen TET kampıyla beraber bu kitabı da beraberinde uygulayabilirsin. Şimdi kampanya nasıl ulaşabileceğinle alakalı. O da şöyle. Aşağıdaki linkten formu doldurduktan sonra ekrandan ayrılma yanıt kısmında sana programın linki gelecek. O linke tıkladıktan sonra daha ki gördüğün telefon arayüzünden istediğin programı ulaşabilirsin. Klasörleri açtıktan sonra dediğim gibi bir Google Drive eklentisi indirmen gerekebilir. Çünkü Drive üzerinden seninle paylaşıyorum bu dosyayı. Formu da hem seni tanıyabilmek hem de seninle çalışmalarımı ve projelerimi özel bir şekilde paylaşabilmek adına oluşturdum. Doldurabilirsen sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. YKS programlarıyla alakalı bu tarzda başka TET-AYT olsun, AYT kampı olsun, TET-11 kampı olsun, sadece 11, sadece 12 kampı olsun. Bu tarzda benden istediğin istediğin içerikler varsa aşağıya bırakabilirsin. Ben de bu tarz içeriklerin oluşturulması için algoritmamızı yenilemeye devam edebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Süreçle alakalı kafada kalan başka bir soru varsa aşağıya bırakabilirsin. Kendine iyi bak. Selamlar.